genç. 28. Bakalım Yasin başlıyor. Oha bu ne? Yasin yaparsın, hadi Yasin yaparsın. Oo Yasin galiba. Yasin güçlü bir insan, onu fark ediyoruz. Ama sanki ekstra kalsın yani, beni eklemiyor. Elim yandı yanınıza. Beşinci kattan durağa geçme kaptan. Kapıyı kapatma, torpil elde patlar. Taklamakla atmana, zibidi paralar toplatır. Süpermenle batmana. En güzel demetlerini sefer tasıma saklamam. Gerekti maalesef, hiçbir kıyafetimi katlamam. Şaraba açıp verdim ona pederli bir rahatlama. Evet. Bugün müthiş bir pazar günü. Acayip soğuk bir kışın ardından sonunda havalar ısınmaya başladı. Nisan olmasına rağmen, Nisan'ın sonu olmasına rağmen hala acayip soğuktu. Ta ki bugüne kadar. Şimdi evden çıktım ve diğer videoları izleyenler tanırlar. Fatih'le beraber bugün çok acayip bir yere gideceğiz. Şu an Brooklyn'deyim. New Jersey'ye geçmem gerekiyor. Yine bir koşturmam var. Saat şu an 12.30 civarı ve film 2 civarında başlıyor. Ve benim ilk önce Manhattan'a geçmem lazım. Ardından da Jersey'ye geçmem lazım. Yetişebileceğimi düşünüyorum yine. Son zamanlarda bir projede yer aldım. Bir iMessage Sticker Pack hazırladık. Sticker Place ile birlikte. Bunu zaten muhtemelen aşağıya yazarım linkini. Onlarla hala yeni packler hazırlamaya devam ediyoruz. Yeni stickerlar, yeni illüstrasyonlar yapmaya devam ediyoruz. Bir yandan bu süreçte After Effects öğrenmeye çalışıyorum. Animasyon, karakter animasyonu falan öğrenmeye çalışıyorum. Bayağı keyifli bir süreç. Boş zamanlarımda olabildiğince onunla ilgilenmeye çalışıyorum. Bunun dışında yakın zamanda muhtemelen YouTube'da izleyebileceğiniz bir video klip yapıyordum. Onunla ilgileniyordum. Türkiye'den bir sanatçı Tamer Sağır bana ulaştı ve bir video klip yapmak istediğini söyledi. Müthiş bir iş ortaya koyduk. Hakikaten acayip içime sindi. Herkesin de çok içine sindi. Muhtemelen önümüzdeki hafta YouTube'da yayınlanmış olacak ve onu da paylaşacağım. Bu süreç aslında böyle geçti. O yüzden de çok fazla başka bir video çekemedim. New York muhabbetleri yapamadık. Bugün de vlog çekmeye karar verdim. Dediğim gibi şimdi Fatih'le buluşup çok değişik bir sinemaya gideceğiz. Bakalım, ben de ilk defa gideceğim. Nasıl bir şeyle karşılaşacağım konusunda pek fikrim yok. Yine her seferinde olduğu gibi ucu ucuna yetişen gibi gözüküyor. Tren de geliyor herhalde. Evet, şu an trenden çıktım ve neredeyim? 11 Eylül videolarını izleyenler bilirler. Burada çok güzel bir video çektik ve burayı anlattık Fatih'le beraber. Buranın bir transfer merkezi olduğundan bahsetmiştik. Buranın bir hub olduğundan ve bütün trenlerin buradan geçtiğinden bahsetmiştik. Şimdi New Jersey'ye gitmek için buradan, bu transfer merkezinden trene atlamam gerekiyor. Aşağı doğru ineceğim. Bununla karşılaşıyorsun. Yolculuk 4 dakika sürdüğü için aslında bir durak Manhattan'la New Jersey arası. Ve o yüzden de aslında işte az önce buradaydım.
Şimdi bu denizi geçip buraya gelmiş oldum yani. Müthiş bir manzara var. Bir yandan da acayip acelem var aslında. Ne var? İyi ya, fena geç kaldı. Kaçtaydı? Ya iki çeyrekte film başlıyor. Şu an saat kaç? Saat şu an 1.58. Araba kullanırken mesaj yazıyor. Hayır, dinleyelim. Aa, evet, şu kubbeli gözüken yer, gideceğimiz yer. Şimdi kaç dakikalık bir film bu? Ya galiba ya böyle normal bir 3 saatlik falan en azından. Sen daha önce izledin mi? Hayır, ben film izlemedim. Ben daha önce bir kere şeye geldim. İbni Batuta'nın film gösterimi vardı burada. Burada mı yine? Evet, burada burada. National Geographic yapmıştı. Yine o da 3D miydi? Hayır, 3D değil aslında. Böyle bu böyle Dome Theater dedikleri IMAX, yani IMAX'i biliyorsun böyle, evet. Kocaman oluyor. Bu onun bu IMAX'in böyle çok farklı bir formu, kubbe gibi. Yani neredeyse 270 derece falan açıyla izliyorsun. Vay. Ya içindesin yani. Evet, bakalım içeride çekim yapabilecek miyiz ya? Evet Yasir'cim, burası bir sinema salonu değil aslında. Burası bir science center, bilim merkezi. Ve film gösterimleri evet. Yapmıyor falan. Aslında filmleri zaten National Geographic, yok History Channel bilmem ne, o tarz yapımcılar yapıyor. Liberty Science Center. Thank you. All right, thank you. Şu an ucu ucuna yetiştik. Aşağı yukarı 4-5 dakika var. Merhaba. Merhaba, Yasir ben de. Yasir, tanıyorsun? Tanımıyoruz. Tanıştırmadın abi. Videolardan tanıyorum. Ha, eyvallah. Güzel ya. Evet, herkes çocuğu evet. İçin geliyor. Bilet bu. Kaç dakika süreceğini öğrendik mi? Galiba 45 dakika falan sonra. Süper. Filmimizin adı neydi? Dream Big. Dream Big. Film olma ihtimali de var. Ve geldik. Sinema salonuna giriyorsun. İnanılmaz iyiydi. Hepimiz müthiş bir 45 dakika geçirdik. 3D filmlerden nefret eden biri olarak ben bunun kesinlikle daha iyi bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Yerinde görünmesi gereken bir deneyim olduğundan video ile anlatmak pek mümkün değil. O yüzden çizerek anlatayım. Öncelikle sinema salonunun ilginç bir yapısı var. Perde bir kubbe şeklinde. Ve bu geniş perdeye film, geleneksel sinema salonlarında olduğu gibi karşıdan değil, seyircilerin ortasından bir projektör ile oldukça geniş bir açıyla yansıtılıyor. Seyircilerin koltukları tam karşıya bakmıyor. Hafif çapraz, 30-40 derecelik bir açıyla yerleştirilmiş. Yani biraz yatar pozisyonda. Bu sayede kafanızı çevirip etrafınızda olup biteni takip edebiliyorsunuz. Hatta bazen arkanıza bile bakmanız gerekebiliyor. Örneğin ayaklarınızın önünden havalanan bir roketi takip etmek için gerçek hayatta olduğu gibi kafanızı yukarı kaldırarak onu takip etmeniz gerekiyor. Ses sistemi de yine çok iyi hazırlanmış. IMAX'in diğer sinema salonlarında da uyguladığı gibi kolonlar salonun etrafına dağılmış bir şekilde durduğundan 3D bir şekilde sesi işitebiliyorsunuz. Bu sayede gerçekten o dünyada hissediyorsunuz kendinizi.
Yavaş yavaş eve doğru dönmenin vakti geldi. Böyle bu manzaraya da baktıktan sonra yavaş yavaş artık eve dönebilirim. Öyle güzel bir gün geçirdik, güzel bir pazar geçirdik. Haftaya motive başlayabilirim. Kanala abone olabilirsiniz. Ara ara düzensiz aralıklarla videolar atıyorum. Abone ol butonunun yanındaki küçük ikona tıklarsanız video attığım zaman haberdar olabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.